Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Malumunuz tuvalete girmeden önce müminin Allahümme inni euzubike minel hubsi vel habais. Ya Rabbi şeytanın ve şeytanın türevlerinden, pisliklerinden sana sığınırım şeklinde dua etmesi sünnettir. Bu rivayet Buhari'de rivayet edilmektedir. Şimdi bu rivayet bazı kere tabi her müminin başına gelebiliyor. Helaya girmeden unutulma durumu söz konusu oluyor. Bir, bu dua helada okunabilir mi? İki, herhangi bir gerekçeden ötürü bir korkudan, bir tedirginlikten, bir şeyden dolayı kişi helada besmele getirebilir mi? Bu yönüyle genel olarak Hanefi fukahasının yaklaşımı şu şekildedir. Necis olan mahallerde Mevla Teala'nın zikri ve onun tesbihatının yapılması doğru değildir, mekruhtur. Yani necis olan, necaset mahalli olan helada Mevla'nın ismi, lafzatullah zikredilmez, besmele getirilmez. Bu yönüyle şayet kişi helaya girmeden önce bu duayı okumayacak olursa, yani unuttu onu, helada aklına gelecek olursa, bu durumda dilini kıpırdatarak yani kıraatla beraber bu duaları veya besmeleyi okumaz. Bu sünneti bu yönüyle yerine getirmek için kalbinden geçirir. Onun için hela necaset mahalli olduğundan dolayı besmele veya bu dualar herhalde getirilmez veya okunmaz. Sadece kalpten okumuş olur ki orada da kıraat olmaz. Yine aynı şekilde bu konuyla paralel aynı manadadır. Kişi doğada dışarıda zifi hacetini yapacak olursa hani fukahası der ki yine elbisesini çıkardıktan sonra da bu yönüyle besmeleyi ve lafzatullahın zikri de edebe uygun değildir. Bu yönü bundan dolayı eğer doğada dışarıda defi hacetini giderecek olursa elbisesini çıkarmadan önce besmele ve tuvalet duasını okuması gerekir. Yoksa o hela mahallinde veya defi haceti giderme esnasında o zikir aklına gelecek olur ise onların sesli bir şekilde okunma gibi bir durumu yoktur. Kıraat edilme durumu yoktur. Sadece kalbinden geçirme durumu olacaktır. Şayet kalbinden geçirmeyip heladayken veya o esnada zikir okuyacak olursa, bu duaları okuyacak olursa mekruh işlemiş olur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.